Merhaba arkadaşlar, bugün doğal alanlarda yetişen bitkileri tanıtacağız ve hangi mevsimde hangi yabani ot toplanabilir, en önemlilerini kısaca bu videomuzda sizlere anlatacağız. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. İlkbahar aylarında toplanacak bitkiler ısırgan otu, kuzu kulağı, semiz otu, gelincik otu ve ebe güveci en önemlileri. Hemen bilgilerini sunalım. Kısaca bu bitkiler doğal alanlarda yabani olarak yetişir. Isırgan otu kurutularak çay şeklinde tüketilir, yemeklere katılır. Taze yaprakları salatalarda kullanılır ve birçok şekilde kullanımı mevcut. İşte doğada ilkbaharda toplayıp yiyebileceğiniz çok önemli bir ot, ısırgan otu. Diğer bitkimiz kuzu kulağı, taze salatalara çiğ olarak kullanılır. Ekşi bir tadı vardır. Çorbalara da lezzet verici olarak kullanılır. Yine ilkbaharda çokça yetişen bir labada türü kuzu kulağı. Semiz otu ilkbaharın erken dönemlerinde işlenmiş tarım alanlarında çokça çıkar. Kalın etli yapraklarıyla özellikle yoğurtlu mezesi çok makbul ve bu şekilde kullanılır. Yine taze yaprakları şifa niyetine çiğ olarak tüketilebilir. Gelincik otu da yine haşlanarak salatalarda veya börek içi olarak kullanılır. Yaprakları yumurtayla kavrularak yemek şeklinde de tüketilir. Ve yine ilkbaharda toplanacak bir diğer ot, ebe güveci otu. Taze yaprakları haşlanarak yemeklerde ve böreklerde kullanılabilir. Kurutulmuş yaprakları ve özellikle malva denen mor renkli çiçekleri de kurutularak şifalı çay şeklinde tüketilir. Arkadaşlar ilkbahardan sonra yaz ayı, yaz ayına girildiğinde de yine nane, kekik, civan perçemi, papatya ve ada çayı gibi bitkiler doğal alanlarda olgunlaşır ve yenilebilecek, tüketilebilecek kıvama gelir. İşte bu bitkilerden naneyi taze veya kuru nane yaprakları çay olarak kullanılır. Çorba, salata, soslarda ferahlatıcı özellik katmak için kullanılabilen bir bitki. Doğada birçok yabani türü bulunur nane bitkisinin. Kekik türleri de yine doğada bulunur. Aromatik bir yapıya sahip. Özellikle yemeklere baharat olarak kullanılır. Çayı öksürük ve boğaz ağrısı için demlenerek tüketilir. Civan perçemi çok şifalı bir bitki. Kurutulmuş çiçekler çay olarak demlenir. Bu da sindirimi destekler. Kadın hastalıklarına karşı çok önemli etkileri mevcut. Yine alkol veya sirke ile ten türü hazırlanır. Cilt problemleri için müthiş etkili bir bitki. Civan perçemi otu. Yazın en çok yetişen bitkilerden biri de papatya. Yabani türleri kurutulmuş halde çiçekleri çay olarak kullanılır. Özellikle sakinleştirici, rahatlatıcı ve vücudu dinlendirici bir etkisi vardır. Papatya çayından yine cilt bakımı için toniklerde hazırlanabilir. Ada çayı da doğal alanlarda yetişen yabani türleri oldukça fazla mevcut. Taze veya kuru ada çayı yaprakları çay olarak demlenir. Boğaz ağrısına karşı da hazırlanan çay gargara olarak kullanılır. Evet, sonbahara geldiğimizde arkadaşlar daha farklı bitkiler görmek mümkün. Bunlardan en önemlileri kuşburnu, dağ kekiği, ahlat, hindiba otu, andız otu gibi bitkiler. Sonbaharda özellikle meyve türündeki bitkiler olgunlaşır. Kuşburnu bunlardan en önemlileri. C vitamini açısından oldukça yüksek kaynaklara sahip olan kuşburnu reçel olarak kullanılabildiği gibi kurutularak çayda yapılır. Dağ kekiği de yine kurutulmuş ve baharat olarak kullanılmış haliyle yemeklerde kullanılır. Çayı demlenebilir, soğuk algınlığına karşı da oldukça etkili. Ahlat yabani bir armut türüdür ve meyveleri marmelat olarak kullanılır. Taze olarak da yine meyve şeklinde tüketilebilir. Hindiba otu da sonbaharda çokça çıkmaya başlar mavi renkli çiçekleriyle. Bu bitkinin hem yaprakları hem de kökleri çok şifalı olup ayrıca yaprakları taze salatalarda yenilebilir özellikle. Ve sonbaharda andız otu kökleri kaynatılarak şurup hazırlanabilir. Öksürük için çok etkili bir bitki. Yine köklerinden şifalı çay yapılmakta. Kış ayında ise yine toplanabilecek faydalı bazı yabani otlar var. Bunlardan en önemlileri kış nergisi, kara hindiba, hodan otu, turp otu ve yabani hardal gibi çok önemli bitkiler. Bu bitkilerden nergis çiçekleri çay olarak demlenebilir. Sakinleştirici etkisi vardır. Kurutulmuş çiçekler buhar olarak
kullanılır ve nefes darlığıyla ilgili sıkıntıları giderir. Kara hindiba bitkisi de kökleri ve yaprakları çay olarak demlenir. Sindirim sistemi ile karaciğer sağlığı için çok önemli. Özellikle hafif acımsı olan yaprakları salatalarda taze olarak çokça kullanılır. Hodanotu da yine kışın bitimine doğru çıkan çok kıymetli bir bitki. Yemeği yapılır. Oldukça lezzetli olan bu bitki çiğ olarak salatalarda da kullanılır. Turp otu da yine çiğ olarak salatalarda kullanılan iri yaprakları haşlanarak yemek şeklinde tüketilebilen bir özellikte ve yabani hardal da kışın bolca görebileceğimiz özellikle yapraklarından haşlanarak yemek yapılabilen bir bitki.